включающих, в общем-то, вполне оправданные цели и обязательства. Это создание правовых, экономических, организационных условий для свободного перемещения капиталов и рабочей силы, объединение усилий по проведению согласованной политики в области развития транспортных коммуникаций, создание условий для развития деловых связей между хозяйствующими субъектами, поощрение кооперации производственной, упрощение таможенного и пограничного режима. Для обеспечения реального и всестороннего интеграционного процесса в регионе необходимо, на наш взгляд, прежде всего, все-таки единая политическая воля руководителей наших стран для скоординированных действий на национальном уровне. Мне очень приятно, что на открытии форума наш коллега из Азербайджана тоже отметил это и подчеркнул, что нужна воля президентов или руководства стран для того, чтобы, значит, максимально использовать тот потенциал сотрудничества, потенциал интеграции в мире. И я думаю, что выработке вот такой воли у наших руководителей будет, наверное, способствовать вот такие форумы, которые посвящены вопросам, в частности, тюркского мира. Спасибо вам за внимание. Kırgızistan Devlet Milli Üniversitesi Uluslararası Eğitim Programları Entegrasyon Müdürü Profesör Doktor Askarovna'ya biz de çok teşekkür ediyoruz. Bize özetle Orta Asya'daki 5 ülkenin sahip olduğu ekonomik değerleri, altyapısını vurguladılar. Ben zamanınızı almama açısından ifade etmiş olduğu Orta Asya'da belki değişik vesilelerle farkında olduğumuz ama gerçek boyutlarını bilmediğimiz zenginlikleri bir defa daha kendilerinden duymaktan çok büyük bir haz aldım. Ancak tabii ki bu zenginlik henüz işlenebilir, işlenmiş ve ekonomik entegrasyona temel teşkil edebilecek bir seviyeye maalesef gelmiş değil. Bölgenin kendi içerisindeki ticaretini ifade ettiler. Ben özellikle problemlerin ve önemli sorunların altını çizdim. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mineral açısından, hayvancılık açısından, tarım açısından, enerji açısından bölge fevkalade stratejik öneme sahip. Özellikle su politikası açısından. Ama maalesef entegrasyonun temel şartını oluşturabilecek olan gümrük ve vergi anlayışı noktasında, enerji ve su noktasındaki mutabakatlar entegrasyon sürecinde hızla çözülmesi gereken en önemli hususlardan. Kazakistan'ın bu noktadaki öncülüğü ve önderliğine işaret ettiler. Ama ben son söylediklerinin altını birkaç kez daha çizmek istiyorum. Artık konuşmaktan, tartışmaktan fiiliyata geçmek ve bölge ülke halklarının ihtiyacı olan gelişmişlik seviyesine ulaşabilmek için bölge kaynaklarını ham madde olarak ihraç eden bir anlayıştan yatırımla işlenmiş katma değeri o ülkelerde kalmış yaklaşıma geçmek gerektiğini ifade ettiler. Ben de inanıyor ve ümit ediyorum ki bu tür platform ve forumlar bu süreci hızlandıracak, bu sürece katkı sağlayacak önemli sosyal etkinliklerdendir. Ben de Orta Asya'daki entegrasyona bizim forumumuzun önemli ölçüde katkı sağlamasını dileyerek daha fazla vaktinizi almadan sözü oturumumuzun üçüncü konuşmacısı Doçent Doktor Hüseyin Özdeşer Bey'e takdim etmek istiyorum. Doçent Doktor Özdeşer, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü ve AB İlişkileri Bölümü Başkanı bize kendi sunumunu takdim edecekler. Buyurun hocam. Teşekkür ederim.